yanına çekiyorum. Beni istemişler o zaman seni derken. Aşkım çok şey yapmışsın. Boşver seni, beni. Şimdi yıllar yıllar önceydi. Ben burada öğrenciydim. One day. Dışın böyle kalpten. Yalan yok evet. Adı oysa vurulduk yani. Yani anlık oldu aslında. Bu buluşma gerçekleşti. Gökhan zaten telefon başında şeyi bekliyor böyle. Gel anladın mı? Zaten şeyde değil mi? Kafenin böyle yan sokağında bekliyor. Hazır mısın aşkım? Hazırım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Merhaba. Gamze. Ben de Gökhan. Nişanlım Gökhan. Sonunda bu videoyla karşınızdayız. Gerçekten çok istediniz. Milyonlarca takipçim bu videoyu çok istediniz. Ve sonunda çekiyorum. Beni istemişler o zaman seni derken. Aşkım çok şey yapmışsın. Boşver seni, beni. Böyle Çanakkale'deyiz. Videoyu çekelim dedik. Kamerada Uğurcan kardeşimiz var, bize yardım ediyor. Backstage'de dış ses. Evet. Böyle işte limonatalarımızı aldık. Güzelmiş seninki de. Benim limonatam daha güzel. Neyse tamam. Böyle cipslerimizi falan aldık. Videoyu çekelim diyoruz. İyice güneş batmadan gitmeden. Güzel güzel şu an. Bugün size nasıl tanıştığımızı anlatacağız aslında. Bu dediğim gibi uzun süredir, yani seni tanıdıklarından beri, evlilik teklif videosundan beri çok fazla isteniyordu. Ama o farklı şeylerde olduğumuz için bir türlü denk getirip çekemiyorduk. Şimdi hazır bir aradayken çekelim dedik. Şöyle yapalım diyorum. İlk önce benim açımdan anlatayım ben. Sonra da sen kendi açından anlat. Arada tamam. Bilebiliriz, fikir verebiliriz. Olur. Şimdi yıllar yıllar önceydi. Ben burada öğrenciydim. One day. Ben burada öğrenciydim. Yani okumaya gelmiştim aslında, bilmiyordum işin buraya geleceğini. Ama okul da bitti yani, hakkımı yemeyeyim. Şimdi işte ben burada öğrenciydim o zaman. Son böyle 1-2 senem falan kalmıştı. Ondan sonra... Bunları da süs diye almadık herhalde, yiyebiliyoruz değil mi? Aynen, yiyorsun. Mukbang oluyor bu video şeklinde de. Bir şeyler yiyip içerken anlatıyorsun. Güzel. En sevdiğim şey. Bir şeyler yemek. Aynen. Daha sonra işte ben burada öğrenciyim ama biraz Çanakkale'de hani yalnızlık çekiyorum. Böyle çok mutlu değilim. İstanbul'u özlüyorum falan. Böyle bir dönemdeyim. O sırada işte canım sıkın olduğu bir dönem. Bir arkadaşım, üniversiteden kız arkadaşım mesaj attı bana. İşte biz dışarıda olacağız. Bir arkadaşım var, boyama yapacak. O şahıs şu an yanımda, nişanlım. Adı boyama değil ama. Ya boyama yapacağız dedi işte, grafiti yani. Grafiti yapıyor. Lütfen ben. Sanata. Aynen, alt yazı geçiyorum. Karşı. Grafiti yapacak, sen de gel. Hani kafanı dağıtırsın falan dedi. Daha sonra ben de çıktım. İşte oraya doğru yürüyordum, sokağa doğru. Orada Gökhan işte bir kepengin duvarına grafiti yapıyordu. Bu arada o da şöyle. O da bir gün Çanakkale'deyken, canı çok sıkılıyor. Çanakkale bilenler var mı bilmiyorum ama işte Kepez'den iskeleye kadar bütün her yeri böyle boyayarak, grafiti yaparak pardon geçiyor yani. Basic. İsmi. İsim vermeseydin onu olurdu. Anısını satayım. Yarın patlıyormuşuz. Ters kelepçe götürüyorlar bizi. Yok ya. Bütün boyadığım yerler bulmaz. Yani neyse, zaten her yerde fotoğraflar, resimler. Gerçi ben kaldırdım şimdi grafiti. Çok fazla artık Gökhan aktif. Gökhan Basic alır bağcı. Eski Instagram adresimi bırakıyorum. Aynen. Artık çok fazla aktif grafiti yapmadığım için arkadaşlar. Hani bu resimlerin falan da çok da kaldırdım ama. Çok da önemli değil. Verebilirsin ya, makara yapıyorum. İşte ondan sonra o da, yani onun da kafasının böyle atık oldu, canı sıkın oldu bir dönem aslında. Öyle bir yeri kepengini böyle grafiti yapıyor, boyuyor. Sonra işte o yerin sahibi onu şikayet ediyor. Daha sonra Gökhan'ı işte buluyor. Polis karakoluna falan gidiyorlar işte, beraber konuşuyorlar. Sonra Gökhan da diyor, abi ben hani hatamı telafi edeyim, ya orayı düz siyah olarak değiştireyim ya da oraya bir figür çizeyim. Buradan Fatih abiye de selam gönderelim buradan bu arada. Fatih abiye de selamlar. Bu, hep bunu yapmak istedim şimdi. Aynen. Buradan Fatih abiye selamlar. Daha sonra... Seriyat, Doğan Kabak... Aynen, Doğan Kabak gibi. Bu arada arkadaşlar, Doğan Kabak'a çok benzemiyor mu ya? Yaşlandığı zaman Doğan Kabak olacak. Doğan bence. Abi beni duyuyor. Gerçekten Doğan Kabak, ulaş bize ya. Birlikte bir video falan çekelim burada. İşte neyse, ben de oradan yürür giderim belki. İşte ondan sonra Gökhan o gün oraya kedi figürü çiziyor. Şimdi biraz ışık gidiyordu o yüzden. Sevgilim işleri çözdü ve stüdyoya ışık geldi. Stüdyoya ışık geldi. Stüdyoya güneş açtı. Şimdi daha iyidir diye düşünüyorum ama önceki yerleri de kesmeyeceğim. Böyle doğal olsun dedik, devam edelim dedik ama evet. Şu an daha iyi diye düşünüyorum. Değil ben mi Uğurcan? İyi şu an. Nerede kalmıştım? İşte en son kepenge Gökhan bir figür çiziyor o akşam. Ben de yanlarına gidiyorum. Daha sonra işte orada benim hiç öyle bir düşünce yok aklımda ama orada Gökhan bana vuruluyor sanırım. Böyle yalan yok evet. Adı oysa vurulduk yani.
İşte daha sonra o gün Gökhan çok hani beğenmiş beni. Arkadaşına mesaj atıyor o gün akşam. Eve gidiyor. Ben de yurda gidiyorum. Şimdi haberim yok zaten. Daha gitmeden. Ben daha orada dedim ona. Haberim yok mu olayda? Tabii. Orada dedim. Mesajı bırakır mıyım? İşte ben ama gidiyorum oradan değil mi? Siz ikiniz kalıyorsunuz. Tamam evet. Ben biraz daha erken kaçmıştım. Sen erken gidiyorsun. Aynen ben erken gidiyorum. Klasik ben yurda giden. Aynen ben yurda giden benim sloganım. Daha sonra işte ben gidiyorum onlar devam ediyorlar falan. O ara Gökhan işte o arkadaşıyla konuşuyor. Benim de üniversiteden arkadaşım. Ne diyorsun aşkım? Yani ben şöyle dedim. Tekrar bir buluşma ayarlasan da ben de gelsem. Şimdi ben burada hani iş yapıyordum. Tam konuşamadık, görüşemedik. Buluşma ayarlasak da ben de dahil olsam, işleri evet. Çözsem gibisinden. Bu kızı bana bul falan mı demiştin bir de? Öyle bir şey hatırlıyorum. Tabii. Ya bu kız dedim bana bir daha bul işte yani. Getir. Hani o ben bir şekilde getir. İşleri çözeyim. Net. O kız buraya gelecek. Ya çünkü arkadaşlar öyle bir şey ki şimdi orada çalışıyorum. Gamze'yi gördüm. Konuşmak istiyorum, konuşamıyorum, iş yapıyorum. Adamın zaten kepengini daha önce gece illegal olarak boyamışım. Adamın hani yaptığım şeyi temizliyorum orada. Bir de gidip de moruk şey yapamıyorum yani. Hani kızın yanına gidip de muhabbet de etmiyor. İşi bırak kızla muhabbete git. Adam zaten orada adam kepengini bekliyor hani ne olacak diye. Zaten tedirgin falan adam. Öyle olmayacaktı. O yüzden konuşamadık yani. Sonra ben arkadaşıma dedim işte. Dedim hani bir şey daha ayarla ben evet. işleri çözeyim gibi. Sonrasını ben söylüyorum size. Sonrasında arkadaşım aslında bana bir şey söylemedi. Yani şöyle Gökhan da şöyle cevap vermiş. Hani bilmiyorum olur mu olmaz mı hani ister mi galiba. Benim herhalde hani biraz daha zor olacağını istemeyeceğimi hani biraz daha farklı olacağımızı falan düşünmüş yani üzeri kapalı şekilde böyle. De benim ciddi bir şey söylediğimi ha. anla. Bir de yani daha doğrusu öyle anlamamış yani herhalde. Gökhan'ı az çok tanıdığı için o kadar çok ciddi bir ilişki isteyeceğini düşünmemiş. Benim de o şekilde uygun olacağımı düşünmemiş yani hani senin öyle sadece gezebileceğin takılabileceğin bir kız değil gibi. Şşş bir dakika Gamze öyle evet. biri değil ne oluyor? Ha öyle demiş falan. Sonra kız bana söylememiş zaten. Neyse aradan böyle birkaç gün geçiyor. Ben çarşıya çıktım işte burada bir arkadaşımla buluştum. İşin garip kısmı biraz burası aslında. Arkadaşımla buluştum. O da yine üniversiteden arkadaşım. Mühendislikte okuyordu hatta. O izliyorsa ona da selam olsun. İşte şey dedim ona. Ben dedim sanki dedim bu ara aşık olacağım. Hissediyorum. Böyle içimde öyle bir şey var dedim. Hani sanki biriyle tanışacağım ve hayatımda böyle değişik bir şeyler olacak falan demiştim. O da Allah Allah falan dedi. Sonra o kafeden kalktım böyle yürüyordum çarşıya. Sonra o gün bizim tanışmamıza vesile olan o kız ve yanında bir arkadaşımız daha böyle denk geldik çarşıda biz. Üç kız böyle onlar ikisi ben denk geldim falan. Sonra yine senin konuştuğun hani bu kızı bana getir dediğin kişi bana bir şey söylemedi. Direkt onun yanındaki arkadaşımız. Dedi ki Gamze dedi işte şöyle böyle bir şeyler var işte sana talip var falan filan. Çocuk bence çok iyi böyle bana anlatıyor heyecanlı heyecanlı. Ben de dedim ki ya nasıl ya hiçbir şeyden haberim yok nedir ne değildir falan. Oturduk bir kafeye böyle. Muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Sonra onlar daha çok ikisi arasında ya çok iyi olur işte Gökhan'dan çok iyi enerji alıyoruz. İşte bir gaza yayarım. Getirdiler beni. Sonra 10 hemen numara enerji yayarım. Gökhan'a mesaj attılar. Gökhan geldi böyle bir anda yani anlık oldu aslında. Bu buluşma gerçekleştirmedi. Gökhan zaten telefon başında şeyi bekliyor böyle. Gel anladın mı? Zaten şeyde değil mi kafenin böyle yan sokağında bekliyor. Gel o direkt oturuyor böyle. Bir baktım aynen Gökhan geldi. O zamanlar motor falan kullanıyor böyle kaskı bıraktı masayı falan. Sonrasında Gökhan geldi. Aa üzerimde bu gömlek vardı. Ya. Üzerimde bu gömlek vardı ve tamamen denk geldi şu an arkadaşlar. Yemin ederim ki üzerimde bu gömlek vardı. Sadece bağlıydı. Saçlarım açıktı. İşte bak böyle şeyler benim bu ilişkide çok hoşuma gidiyor. Anladın mı? Mesela bu şu an çok doğal bir şey. Yani ne kadar samimi olduğuna inanırlar herhalde yani bizim halimizden, tavırlardan da samimiyetimize. Mesela bu ilişkide yaşadığımız birçok şey böyle arkadaşlar. Spontane. Hani şey güzel. Ya mesela bir şey oluyor bir bakıyoruz o günden bugüne bir şey yansımış mesela. Atıyorum biz bu videoyu bayağıdır Gamze çekmek istiyor tamam mı? Gökhan çekelim. Şurada çekelim, burada çekelim. Bu arada da işlerimiz var ya. Benim işim zaten yoğun. Gamze'nin kendine işleri var. Kendi yaptığı işler var. Bu arada ekstra Çanakkale'deyiz. İşlerimiz var. Bir de bir yandan da böyle ufak ufak kaçamak yapmaya çalışıyoruz. İşte hazır Çanakkale'deyiz denize gidelim. İşte hazır Çanakkale'deyiz bir yere gidelim oturalım. Hani bu vakit geçirelim. Bir de düğün dernek. Biraz da düğün için geldim. Kuzenim bu arada ailede var. Düğünler var işte yaz dolayısıyla. Onlara gidelim edelim falan filan derken işlerimiz zaten bu aralar yoğun. Evet. Hani bunu çekelim, ha çekelim, şimdi çekelim, böyle çekelim. Mesela Gamze yarın dönüyor. Hadi yarın dönüyorsun bu akşam çekelim. Hadi terasa çıkalım çekelim falan muhabbeti oldu. Ya mesela işte o günden bugüne bir yansıma mesela o gün gömleği bugün üstünde. Halbuki aynen. İki gün önce çekseydik belki bu gömleği giymeyecektik mesela. Bu ilişkide böyle bu yakaladığım şeyler mesela aslında beni evet. bağlayan mı denir işte. Benim hoşuma giden, aynen. beni ilişkide şey tutan şey böyle şeyler. Mesela tabii ki yani seviyorum, aşığım başka. Bir de böyle şeyler üstüne olunca çok tutuyor mesela.
Videoyu kapatıyorum ben. Devam et. Anlatamayacağım. Aşka geldim. İşte ben üzerimde bu gömlek var falan. Gökhan da böyle beyaz bir tişört vardı, ben hatırlıyorum. Gelmişti böyle kaskı koy diyecek. Ben hatırlamıyorum bak benden ya. Ben hatırlıyorum. İşte böyle sohbet, muhabbet. Gökhan sürekli ama benle böyle konuşmaya çalışıyor. Orada böyle birileri daha var ama Gökhan sürekli benle konuşmaya çalışıyor. Daha sonrasında işte böyle bizim muhabbet bayağı da şey oldu yani, keyifli geçiyor. Hani ilk defa birbirimizi gördük ama konuşuyoruz böyle. Konu bitmiyor. Sonra hatta kızlar kalktılar. Fark etmişler biraz da bizim hani aramızdaki iletişim iyi gidiyor falan. Yalnız bıraktılar bizi. Ondan sonra biz böyle konuşmaya direkt devam ettik. Direkt kalktılar ya. Direkt mi kalktılar? Mangal çok seviyorum böyle hani. Mangal işte yapılsın, otursun, sohbet edilsin. Çay, özellikle çay içmeyi çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten. Ayran içilsin. Aynen. Ayran içilsin. Çay falan içilsin. Çok seviyorum. İşte sonra Gökhan da bana dedi ki hani Çanakkale'desin, neler yapıyorsun ya da neler yapmadın, hani neler yapmak istersin falan. Ben de dedim ki ya dedim böyle mangala gitmek istiyorum çok. Çünkü dedim böyle bir yerdeyiz, daha yeşillik, deniz güzel. Hiç dedim mangala gitmedim. Hani keşke öyle bir şey olsa. Çünkü genelde kız arkadaşlarım vardı. Çok böyle hani erkek arkadaşım yoktu. Kız arkadaş çevrem vardı. Onlar da yani becerip yapabilen yoktu. Sonra Gökhan da mangal et olaylarını falan çok seviyor yani. Zamanla onu da tanırsınız. Videolarımda gördükçe. Sonra dedi ki ya dedi sen... Bundan sonraki videolarda hep beni mangalda görüyorlar. Aynen. İşte böyle hem mangal başında. Sonra orada Gökhan da dedi ya sen dedi mangal diyorsan burada ben varım. Ben dedim tamam o zaman, hani mangal organizasyonu yaptı yani kısaca. Türkiye'de de mangalda kristallayan tek adamdır herhalde. Aynen mangalda. Millet kulüp mülüp koşturur, böyle bir ortam koşturur. Ben mangalda etler cas cus böyle, her yer yağ falan. Yani ondan sonra işte böyle yine biz 4 kişilik işte. 2 erkek 2 kız böyle mangal falan yapıyoruz. Yine Gökhan böyle şarkılar bana göndermeli, bir sözler, bir bakışlar falan bir şeyler derken bayağı bir uğraştı şimdi. Uğraştım canım, çok uğraştım. Yani öyle böyle tanıştık sonra hemen oldu gibi olmadı aslında hani. Yok arkadaşlar benim gerçekten yani hani ciddi uğraştım yani. Hani bunun bir tabiri var ya böyle. O öyle oldum yani. Gerçekten uğraştım. İşin tatlı kısmı o zaten yani. Hani uğraştığımı derken çok uğraştım falan diye değil ya. Uğraşmak ya zaten güzeldi değil. Yani de. Yani şu açıdan diyorum mesela bizim 3 ama kolay olmadı yani. Aynen. Dışarıdan videolardan çok tatlı falan geliyordur ama. Aa falan. Ya şöyle bizim mesela 3 yıl oldu ama ne kadardır oturdu derseniz son bir senedir oturdu. Yani açık net ben kendim de eleştirebilirim. İlk 2 sene böyle biraz bir senede adaletsizlik olur ya. Gene 1,5-1,5 öyle diyelim. Öyle mi? Ya çünkü ben şöyle bir kafadaydım. Şimdi ben radyo televizyon okudum zaten biliyorsunuz. Yaptığım bütün işler İstanbul'da. Onun dışında İstanbul'da doğup büyüdüm. Hani annem, abim üçümüz yaşıyoruz. Hani annemi tek bırakmak istemiyorum. Çünkü hep annemle çok yakınım. Hani hep kafamda şey var hani Çanakkale'ye gidemem ki, olmaz ki. Hani gitmeyeceğim. Yani net bir şekilde gitmem, asla gitmem diyordum. Ayrılırız ama gitmem diyordum yani. O kadar netti benim için. Evet. Gökhan falan gelir diye. İşte hatta Gökhan burada ilk tanıştığımızda bir yerde çalışıyordu kendi ayrı. Biz tanıştıktan bir sene sonra falan burada dükkan işlerine girişti, dükkanı açtı falan. Kötü bir şey ama ben şey diyordum yani hani açmasa keşke de İstanbul'a gelse burada bir işte çalışsa falan diye düşünüyordum yani. Aslında onun iyiliğine... Ekmeğime taş koyan sensin. Biraz taş koydum. Hani ya bilmiyorum öyle istiyordum çünkü mühendislik okudu. Hani İstanbul'da da bulabilir ama ben burada iş bulamam yani. Öyle bir gerçek vardı benim için. Sosyal medya, radyo, televizyon, İstanbul, İzmir dışında yok. İzmir'de bile çok az yani. En baba hani yer İstanbul. Sonra işte öyle öyle derken nişanlandık yani. Tanışma hikayemiz de böyleydi benim bakış açımla. Ama şimdi artık son işte uzun bir süredir hani oturdu her şey. Hani bunlar da çünkü genelde hani soruluyor ya uzun ilişki sırları nedir, nasıl oluyor falan. Abi uzun ilişkinin sırrı yok. Yani uzun ilişkinin sırrı şöyle yok. Çok böyle monoton şeyler yani monoton değil. Ne denir onun adı? Neyse. Bir laf vardır ya mesela. Abi işte uzak ilişkide kesinlikle işte sabır, işte karşılıklı saygı, buda bula ha böyle şeyler falan çok önemlidir bilmem ne. Yani şöyle aslında bir sırrı yok. Sırrı şu. Bence en büyük sırrı şu. Hani bence sabır değil. Niye değil? İkinci, üçüncü basamak o. Atıyorum işte sadakat bence çok önemli ama ikinci basamak. Bence her şey ilk önce karşındakine güvenden geliyor. Yani sen karşındakine güvenemezsen abi sadık da olmazsın. Sadık da kalamazsın. Yani şey olamazsın anladım. Onun da şeyini bekleyemezsin. Sürekli kafanda kurarsın. Sen de sadık kalamazsın. O eğer karşındaki insana güveniyorsan bence ilk önce önemli olan güven. Karşındakini güveniyorsan ve biliyorsan dersin ki o bana sadık. Biliyorum, güveniyorum. O güvenden ve sadıktan yol çıkar dersin ki hani ben bu güveni veya sadıklığı kırmam. Sen de seviyorsan, aşkın varsa
Ve sen de bu sefer işte o iki basamak, üç basamak derken olayı topluyor. Bu sefer bunlara dayanarak sabretmeye başlıyorsun. Yani onlardan baz alarak sabretmeye başlıyorsun. Bu da yine belli bir zamanda sana o ilişkiyi getiriyor bence. Bence en önemlisi güven. Karşındaki insanla güven tutuyorsa ilişkide, uzak mesafe, bizimki de çok mu uzak? Ağrı Çanakkale değil, evet arkadaşlar, hani İstanbul Çanakkale. Baktığınız zaman arabayla 3 saatlik mesafe ama 3 saatte deyip geçmeyin, insan gidemedin mi de gidemiyor yani. Aynen, özel gün oluyor mesela, her doğum gününde birlikte olamıyorsun iş olayından mesela dolayı. Aynen. Ya da atıyorum yıl dönümü oluyor işte, sevgililer günü. Gerçi sevgililer günü çok önemsemiyoruz ama yani genelde, ya da atıyorum canın sıkkın oluyor bir şey, işle alakalı bir şey veya ailevi. Ya mesela o sevgililer günden daha önemli. Mesela senin canın aynen sıkkın olduğu gün bence sevgililer günden daha önemli, yani anladın mı? Yani senin yanında olması daha önemli. Aynen öyle. Yani sevgililer günde gitmeyeyim de Gamze'nin canın sıkkın olduğu gün yanında olayım. Yok, sevgililer günü boş bir örnek oldu. Şimdi mesela gidiyorsun gelemiyorsun, ya bir şeyler oluyor ama işin sırrı bence uzaktaki ilişkide, güvenmen her mi ilişkide de o. Bence en önemlisi güven abi. İnsanın karşısındakine güveni, ne yapacağından emin olması ya da karakterinden, kişiliğinden emin olması bence diğer şeyleri getiriyor. Yani sadakati de o getiriyor bence. Sabrı da o getiriyor. Bir de şöyle de bir şey var ama, hani senin güvenmeni sağlayan kişi o oluyor. Yani sen mesela uzağa tabii gitti, arıyorsun bir hafta, iki hafta açmıyor. Yani başlarım böyle güvene ederim yani. Hani aradığın zaman telefonuna cevap veriyor olması ya da nerede ne yaptığını biliyor olman, hani seni arıyor olması, haber veriyor olması, bence bunlar da önemli. Ya sürekli şey de önemli bu arada, sürekli seni darlamaması. Ay boğazım. Böyle işte arkadaşlar, benim gözümden tanışma hikayemiz böyleydi. Bir de sen anlat sevgilim. Benim gözümden de olay şöyle gelişti. Arkadaşlar bir gece saat böyle gece işte. Benim canım sıkkın. Yani neye sıkkın olduğunu inanın ki hatırlamıyorum şu an. O dönemlerde de ben grafiti yapıyordum. Yani belli bir dönem ortaokulda başladım. İşte lise hayatım, üniversitenin zamanları falan. Aktif olarak grafiti yapıyordum ben. Gece moralim bozuk. Böyle ne yapayım ne yapayım falan. Hiç sırt çantasız gezmezdim o zamanlar. Sırt çantamı aldım, doldurdum boyalarımı falan. Çıktım evden. Başladım boyamaya işte. Boya yürüyorum. Gamze'nin de dediği gibi Çanakkale'yi belki hani bilenler vardır. Böyle bahsettiğimiz mevzu böyle bir 6-7 kilometrelik bir mesafe. Yani biz Kepez'de oturuyoruz. Ben Kepez'den merkeze doğru yürüdüm işte. Bulduğum yerleri, boş duvarları falan boyuyorum, ediyorum. Derken bir tane bir kepenk gördüm. Siyah bir kepenk. Siyah kepenge de dayanamam yani hani. Mis gibi siyah kepenk. Ben boyadım, geçtim. Daha sonra aradan bir iki gün falan geçti. Orası bir butikmiş. Ben bir işletme olduğunu fark edememiştim ama çünkü etrafında böyle bir hani tabela bir şey görmedim yani, ben o anda dikkat etmedim. Kameraları varmış. Birkaç kişiye soruyorlar. Çanakkale'de ufak bir yer derken bana ulaşıyorlar Instagram üzerinden. Ben daha sonra işletmeye gittim. İşletmenin sahibi de işte biraz önce söylemiştik, Fatih abi. Şimdi çok iyi bir işte abi kardeşiz yani, görüşüyoruz, ediyoruz, selamlaşıyoruz. Beni işletmeye çağırdı. Ben gittim. İşte sen misin? Evet benim. İşte nasıl telafi ederiz, ne yaparız falan derken ben dedim ki işte hani böyle böyle kepengi ya düz bir renge boyayıp kapatalım ya da ben size bir grafiti yapayım. Hani hem dükkanınıza reklam olsun hem de hani kapatmış olalım gibi. Evet, o arada da hani grafiti falan bayağı böyle popülerleşmeye başlamıştı. Hep siz de görüyorsunuzdur artık iyice. Tabii her canım mekanda falan var. Gökhan iş falan alıyordu hatta, mekanlarda grafiti falan yapıyordu. Daha sonra bu tamam grafiti yapalım dedikten sonra bu iş böyle biraz ertelendi. İşte başka işler güçler, ben başka bir yerde çalışıyorum falan filan derken o sırada kendi işletmemi açma böyle işleri doğdu başladı falan. Neyse gün geldi, bir gün ben dedim ki tamam bugün yapıyorum, o gün gittim. Daha sonra işte ortak arkadaşımız var, ben oraya giderken ortak arkadaşımız aradı beni. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedim böyle böyle. Tamam ben de yanına geleyim hani muhabbet ederiz, bir yandan da sen çalışırsın gibi. Arkadaşım geldi. Daha sonra biz orada işte takılırken Gamze'yi de şey yapmış, hani Gamze'nin de oralar herhalde canı sıkkın. Aynen. Demiş ki böyle böyle biz dışarıdayız, işte bir arkadaşıma grafiti yapıyor, gel istersen kafan dağılır. Yine ikimizin de birbirinden habersiz olarak canımızın sıkkın olduğu bir dönem. Mesela evet. O da işte denk geldi yani. Daha sonra Gamze geldi. Mekana giriş yaptı. Aynen, Gamze geldi. Kapşonlu var böyle bir tane kafalı. Ben bir yandan çalışıyorum, bir yandan Gamze'yi gördüm. İlk gördüm, konuşmak istiyorum, konuşamıyorum, iş yapıyorum, mekanın sahibi orada. Hani adamın önünde de böyle grafiti yapmak haricinden orada böyle biraz takılıyor gibi olmak istemiyorum. Derken işte ben dedim ki arkadaşıma böyle böyle
Gamze'yi lütfen bir görüşme daha ayarlayalım, ben bir muhabbet edeyim gibisinden. Daha sonra onlar arkadaşlarıyla otururken diğer bir arkadaşımız demiş ki işte böyle böyle bir durum var, hani gelsin, ne olur gelsin, şöyle böyle iyi bir enerji aldım. Beni aradılar, dediler ki gel hani oturuyoruz biz şurada falan. Ben de dediğim gibi işte ben zaten bir arka sokaktayım, böyle gel mesajı bekliyorum. Yok şaka, öyle değil ama yani ben o kadar kısa sürede gittim oraya, yani o net. Ben hemen atladım motora gittim. Çok heyecanlandın mı? Çok heyecanlandım. Ya o yol, bu bahsettiğim yol işte dedim ya, böyle 6-7 kilometrelik bir mesafe. O yol bana bitmedi. Neyse ben gittim ve konuşmaya başladık. Erken arkadaşları hani kalktılar masadan, gittiler hani bizi muhabbet edelim gibisinden. Biz muhabbet ettik, görüştük falan. İlk öyle başladı tanışmamız. Daha sonra mangal, biz orada konuşurken Gamze işte dedi ki böyle böyle, ben mangal çok seviyorum, burada üniversite okuduğum sürede de hani hep yapacaktık, denk gelmedi arkadaşlarla, olmadı falan derken ben o kanalı bulmuşken dedim ki tamam iş bende, ben sana mangal yapıyorum. Daha sonra ben hemen muhabbet olunca dedim ki tamam ben sana mangal yapıyorum. Hemen mangal organizasyonunu kurduk, yine böyle birkaç arkadaş kalabalık, tabii şey yapamıyoruz, başka öyle hani başka çağırayım gibi bir olaylar yapamıyoruz. Gamze zaten gelmezdi ona öyle. Ay, eminim öyle yani. Gelmem yani. Neyse. Niye gideyim yani sonuçta? Neyse. Yeni tanımışım daha. Biz mangalımızı falan yaptık. Mangalda biraz muhabbetler, işte böyle göndermeli şarkılar falan derken orada daha muhabbet koyulaştı. Sonrasında da işte birkaç görüşme, biraz muhabbet, birkaç görüşme, biraz muhabbet derken bir grafiti yaptık. İş nerelere geldi. Aynen. Böyle oldu. Değişik ya bence tanışma hikayemiz. Böyle. Ya şey güzel işte mesela. Hani bir söz var ya, bölüyorum ama tam aklıma geldi. Evreni seviyorum çünkü sana ulaşmam için gereken her şeyi yaptı. Evet. Ben bu sözü mesela bizim için çok böyle bana böyle tak oturuyor. Bu bizim olayımız için tam bu laf. Mesela ben o akşam neye stresli ya da neye canımı sıkkın olduğunu bilmiyorum ama belki o olay çok alakasız bir olay. O olayı yaşamam. İşte canımın sıkın olmasına, o kepengi boyamama, kepengi boyarken arkadaşımın gelmesine derken Gamze'ye tanışıyor falan. Böyle çok çizgi var. Bir hayat çizgisi var. O buluşturdu aslında bizi. Çok da sağlıklı. Ya böylesi güzelmiş demek ki. Bak o çizgi bizi nerelere getirdi. Aynen. Çok da güzel oldu yani, çok şükür. Bir de şey mesela, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'um biliyorsunuz zaten. Çanakkale'ye okumaya geliyorum. Gökhan da mesela Çanakkale'de ama İstanbul'da okumuş. Belki hani bilmiyoruz, bir kafede denk geldik. Bir şey oldu, bir sokakta denk geldik. Gerçi ben böyle dediğim zaman Gökhan diyor ki denk gelmiş olsaydık ben hatırlardım yani diyor ama. Hani onu da bilmiyoruz. Böyle ben tam o işte canımız sıkın olduğu dönem bayağı böyle hani İstanbul'a falan dönmeyi düşünüyordum hatta. Bavullarım falan o gün böyle topluydu yani. O kadar böyle sıkılmıştım burada. O yüzden böyle tam öyle bir zamanda denk geldi yani. Merak ettiğiniz şeyler varsa soru cevap tarzı bir video da çekebiliriz bu arada. Videonun altına siz yorumlarda yazın. Tanışma hikayemiz böyleydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Takip etsinler, bizden istedikleri bir şey varsa, senden istedikleri bir şey varsa yazsınlar. Biz aynen, elimizden geldiğince çekmeye çalışırız. Aynen. Zaten bütün süreçleri çekeriz yani. Nişan ben normalde şey, mesela hiç kamera önüne geçmeyi hiç şey yapmıyordum. Ya Gamze bu YouTube işini bir süredir yapıyor. Beraber olduğumuzdan beri. Yani ufak ufak. Daha önce de böyle hani gel beraber video çekelim falan oldu. Çok bana göre şeyler olduğunu düşünmüyordum aslında. Böyle geçeyim konuşayım. Çok yapamadığım şeyler topluluk içinde falan. Ama evlilik teklif hatta videosunu yaptın. İşte evlilik teklif videosunu izledilerse de orada aynen, da görmüşlerdi. Hani ben zaten konuşamıyorum, bir an önce yapayım yapacağımı falan gibi olmuştu orada da. Ama artık herhalde şey yaptık, o şeyi aynen, kırdık. Aşkım, varsa istedikleri bir şey. Aynen. Video çeker konuşuruz, sohbet ederiz, aynen, iyi olur. Böyle. Böyle. Bitirebiliriz o zaman. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Dış ses. Bir şey diyor musun? Dış ses bir şey demiyor. O zaman bir saniye. O zaman dış ses de bir şey demiyorsa. Diyecek bir şey bulamadım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve lütfen zil bildirimlerini açın. Abone ol şurada mı? Abone şu ol köşede. Şurada bir yerde. Biraz da. Biraz da Gamze'ye doğru. Şöyle bir yerde. Tam şöyle koyacağım. Evet. Zil bildirimlerini de açın ki sürekli video atıyorum yani. Neredeyse haftada 3 kere falan video atıyorum. Sizin de haberiniz olur. Böyle sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.